Sevgili arkadaşlar, bu video, aslında bu çok kısa video genç arkadaşlar için. Çünkü BCCA, e, yani dallı zincirli amino asit, lösün, izolösün, valin içeren e, amino asit preparatlarını kas geliştirmek için kullananlar, hemen hemen ayma genç arkadaşlar, gerçi daha ileri yaşlarda da kas geliştirmek için bunları kullananlar olabilir. Bunları kullanmak doğru mu, gerekli mi, e, bu çok kısa videoda... Buna bakıyoruz. Hadi videoya geçelim. Geçmeden önce de siz e, size bir hatırlatma yapayım. Eğer videoyu beğeniyorsanız e, beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın ki bu videolar daha geniş kitlelere yayılsın. Evet, belki de rekor düzeyde kısa olacak olan bu videoda e, konumuz BCCA yani branched chain amino acids diye dallı zincirli amino asitler. Onlar esas olarak valin, lösin ve izolüsündür insanda. Bu şekilde piyasada çok fazla e, preparat var. Şimdi biz işin temeline çok kısa bir bakalım arkadaşlar. Daha önce bunu paylaşmıştım bu şekli sizinle. Bakın burada e, hayvansal ve bitkisel besinlerdeki amino asit dağılımlarını, yüzdelerini gösteren bir grafik var. Burada... Örneğin hayvansal gıdalardaki en başta lizin, lösin, valin. Bakın şu renktekiler Lisi, lizin, şu lösin, bu valin. Hayvansal gıdaların baklagillerin, tahılların, kuru yemişlerin, sebzelerin, meyvelerin ve mantarların. Bunların içindeki Proteinlerdeki tabii ne kadar protein bulunuyorsa tabii ki bir hayvansal besine göre sebzede aynı miktarda bulunmayacaktır. Burada yüzdelerden bahsediliyor. Bu, fakat valin, lösin, izolisin ya da bu e, bize gerekli olan esansiyel amino asitler burada gösterilen bunlar aslında bütün bu yiyecekler arasında e, tamamen dengeli olarak dağıldığını örneğin lösin kas gelişimi için en önemli olduğu söylenen losin, bakın şurada, hayvansal proteinlerdeki oranıyla baklagillerdeki, tahıllardaki oranı arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Miktarı demedim. Yüzde olarak oranından bahsediyorum. Bu da demektir ki aslında buradaki miktar, yediğiniz miktar hayvansal üvesinden daha düşük de olsa Bunlardan yeterince ve çeşitli olarak yiyorsanız bu renklerin hepsini yeterli olarak e, bünyenize katabiliyorsunuz. Ben burada bu slaytta sadece bitkisellerin de hayvansallar oranında BCCA içerdiğini göstermek için yaptım. Çünkü bu pek bilinmeyen bir şey. Evet, e, burada lüsinin kas kaybını engellemek için kullanılmasına ilişkin... Son yıllarda sık rastladığımız gerçekçi eleştirel e, critical review dediği e, e, bilimsel e, yayınlardan birisi. Şu biliniyor yani kasınızı genel anlamda çok iri çok küçük birinden bahsetmiyorsak kasları kurmak ve ilave kas ila etmek için ila kas ilave etmek için 7 gram veya üstünde bir lüsin içeriğini almanız gerekiyor. Peki acaba fazlasını aldığımızda bize bir faydası var mı? Bu çalışmada olduğu gibi aslında pek çok çalışmayı inceleyen 2017'deki bu incelemede de bakın başlık ne? İnsanda kas protein sentezi için dallı zincirli amino asitler. Efsane mi gerçek mi başlığı altında? Burada sonuç olarak bu makalenin sonunda ne söylüyor? Vardığımız sonuca göre dallı zincirli amino asitleri tüketmek ekstra olarak e, bunların kas protein sentezini artırdığı ve insanda anabolik yapıma yönelik bir e, etki oluşturduğu görüşü temelsizdir diyor arkadaşlar e, ee, dallı zincirli amino asitleri almak yerine yeterli yani kas gelişimi için protein kas gelişimi için günlük kas kaybetmemek için ya da kas gelişimi için bunları daha önce başka videolarda bahsettik yeterli miktarda protein almanız ama bu proteini çeşit amino asitleri çeşitli olarak aldığınızda kas gelişiminin daha iyi olduğu ve e, dallı zincirli amino asitlerin diğer amino asitlerle birlikte olduğunda kas gelişimi için daha yararlı olduğuna ilişkin bugün aslında artık kesinleşmiş bir bilgi var. Bunun ötesinde bir şey söyleyeyim. Dallı zincirli amino asitleri fizyolojik orandan daha yüksek oranlarda kanda bulundurmanız beyne serotonin geçişini engeller arkadaşlar. En azından bunların kanda olduğu süre içinde. Çünkü e, Uzun zincirli amino asit transporter denen bir protein vardır. Bu beyne ancak bu araçla bunlar alıp taşınırlar bu amino asitler. Ee, dallı zincirli amino asitler triptofan amino asitiyle aynı araçla, aynı otobüslere, minibüslere doluşarak beyne giderler. Eğer siz oraya valinlösün izolüsün, dallı zincirli amino asitlerden binlerce yüz binlerce yolcu koyarsanız triptofanlar o otobüse dolmuşa binip de beynin içine girip serotonin oluşturma imkanı bulamazlar arkadaşlar. O yüzden bunları e, aşırı kullanmanın e, depresyon ve emosyonel ruhsal afektif bozukluklar açısından da bir risk oluşturduğunu ve en asgari de Hiçbir ilave faydası olmadığına örneğin bir whey proteine ya da dengeli bir protein karışımına göre bunu belirtmemiz gerekiyor. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda.